cephede kurulan bir partinin üyeleri Edirne'de sessiz ve sakin kalamazdı. CHP'de önemli görevlerde bulunan Erdal Akgün, CHP Edirne İl Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Akgün bugün bir işletmede basın toplantısı düzenleyerek 24 Eylül Pazar günü saat 11'de Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak kongrede CHP Edirne İl Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı. Bu kutsal partinin vatan topraklarını kurtaran, devletimizi kuran insanların partisinden İl başkanı adayı olmanın mutluluğunu yaşıyorum. CHP'de değişimin şart olduğunu dile getiren Akgün, parti örgütüne güvenerek yola çıktığını söyledi. 2004 seçimleri geldi. Partimizin tabanı ve partili büyüklerimin isteği doğrultusunda İl Genel Meclisi'ne aday oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını %62'lere, %58.8'lere, %73'lere kadar çıkardık. Nasıl çalışmayan insan evine bir parça ekmek götürmeye zorlanırsa, çalışmayan siyasetçi de partisine oy getirmeye zorlanır arkadaşlar. Ben Edirne'mizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine serilmiş olan ölü toprağını kaldırmak için adayım. Ben bu partinin öz evladıyım. Ben bu partinin her kademesinde çalıştığım, yapmadığım görev neredeyse kalmadı arkadaşlar. Burada Cumhuriyet Halk Partisi her seçimde oy kaybederken Erdal Akgün gibi bir insanın duyarsız kalması mümkün değildi. Tamamen aday olma sebebim bunlardır. Tepeden tırnağa değişim diyoruz. Ama bunun da şahıslarla olmadığını, olmayacağını da en iyi bilen insanlarız. Zihniyet değişikliği bir an önce mutlaka ve mutlaka bitmeli. Genel merkezde sıcacık koltuklarında oturan insanlar Edirne'nin seçilecekleriyle ilgili kararı bizden alacaklar, örgütten alacaklar, ön seçimle alacaklar arkadaşlar. Biz bunun sözünü veriyoruz. Ben yine söylüyorum. Ben örgütüme güvenerek çıktım. Cumhuriyet Halk Partililer sağduyulu insanlardır. Biz seçimi kazandık olarak görüyoruz ve kazanacağız. Belediyemizin, belediye başkanımızın hiçbir şey yapmadı dersek ona da haksızlık yapmış oluruz. Yani tabii ki sancılı bir dönem. Altyapıya girildi. AKP tarafından ne kadar çok engellendiğini de en iyi bilen insanlarız. İşte söylüyorum. Bunları anlatacak. Belediyenin bazı konularda neden başarısız olduğunu çıkacak. Edirne insanının gözünün içine baka baka anlatacaksın. Korkmayacaksın AKP iktidarından. Korkmayacaksın. Yani 3 dönemden beri bir şey değişmediyse bundan sonra nasıl değişecek? Nasıl değişecek? Ben anlam veremiyorum. Şimdi belediye başkanı olmak için birilerine bel bağlayanlar olabilir. Ama önemli olan partinin tabanına bel bağlamak arkadaşlar. Birileri size aday yaptıysa, yapıyorsa işte olmuyor. Başta partilerimizi küstürüyoruz.